Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoda her zaman olduğu gibi karşınızdayım. Videonun kapağında da gördüğünüz üzere Trabzonspor Jean-Evrard Kovacic'i Trabzon'a davet etti. Bunun hakkında gelişmeleri size aktaracağım. Yani bu transfer büyük ihtimalle olacak gibi duruyor. Zaten ben size geçmiş videolarımda bir profil çizmiştim. Bu oyuncu da o profile uyuyor. Birazdan zaten o detaylara geçeceğiz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bu akşam canlı yayınımız var. Steffes'e YouTube kanalında ona katılmanızı özellikle rica ediyorum. Videonun altındaki linkte mevcut. Kanala abone olun. Akşam canlı yayınımız var. Trabzonspor'un şampiyonluğunu artık konuşuruz. Yani neyi konuşacağız başka? Ayrıca da yani 4000 abone hedefimiz var. Ulaşalım arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Hedef 4000. Lütfen abone olun. Şimdi başlayalım. Şimdi bu oyuncu kim arkadaşlar? Bu oyuncu zamanında yolu Trabzon'dan da geçmiş. Onu da söyleyelim. Yani kaderin garip bir cilvesi diyelim. 2013 yılında Kolasinac 1461 Trabzon ile denemeye çıktı. Ama beğenilmedi. Oyuncu ondan sonra Hırvat Ligi takımlarından Hajduk Split, ünlü bir takım. Hajduk Split'e sözleşme imzalamıştı. Sonraki oradaki performansıyla da 2015 yılında biliyorsunuz Çin Ligi'nin çıkış yaptığı zamanlarda 2,5 milyon euroya da Çin Ligi'ne transfer oldu. Hayat böyle de garip arkadaşlar. Yıllar sonra tekrardan Trabzon'a geldi. Şimdi kariyerine baktığımızda Hajduk Split'ten sonra arkadaşlar Çin'e gitti. Çin'de Shanghai Port takımında oynadı. Oradan sonra tekrar da Wuhan takımına transfer oldu. Yani Çin Ligi'nde de bir transfer yapmışlığı da var. Koyasi'nin kariyerine baktığımızda Çin Ligi'nde yani toplamda 93 maçta 34 gol, 14 asist. Yani neredeyse her 3 maçta bir gol atmış. Bayağı iyi. Toplam kariyerine baktığımızda da mesela Hırvat Ligi'de önemli bir veri olarak kullanılabiliriz. 59 maçta 13 gol, 10 asist. Zaten bu performans onu Çin Ligi'ne transfer yaptı. Kariyerinde de 226 maçta 77 gol, 41 asisti var. Yani hem servisçi bir oyuncu hem de skorer bir oyuncu. Oyuncu aslında daha çok sol kanat mevkisinde oynamış. Toplam kariyerinde 75 maç sol kanatta oynamış. 28 gol, 20 asist. Sağ kanattaki performansı da 34 maç oynamış. 10 gol, 8 asist. Santrafor'daki performansı da 33 maçta 13 gol, 4 asist. Aslında çok da kötü değil arkadaşlar performansı. Oyuncu çift ayaklı, 1,80'de boyuna sahip. Yani bir tarif yapmak gerekirse arkadaşlar, işte Onyekuru, Geri Rodriguez tarzı bir oyuncu diyebiliriz. Vakayeme tarzından ziyade Onyekuru, Geri Rodriguez. Yani böyle güçlü, atletik ama her ne olursa olsun bitiriciliği ve devamlılık sorunları olan bir oyuncu da diyebiliriz. Baktığımız öyle yani abartmaya da, uçup kaçmaya da gerek yok. Oyuncu kendine iyi bakan bir oyuncu, çok sakatlanmayan bir oyuncu. Bu zamana kadar bir Hırvatistan'da sakatlığa uğramış arkadaşlar. Yani orada da 13-14 sezonunda ayak bileği dış bağlarında yırtık olmuş ve 7 maç. Bir de adüktör şikayeti olmuş. O da 2 maç kaçırmış. Onun dışında hiç sakatlığı yaşamamış. Bu Trabzonspor için önemli bir veri. Oyuncu sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Pardon, oyuncu sözleşmesi Aralık ayında bitiyor. Yani 31 Aralık'ta bitiyor. Çin Ligi biliyorsunuz. Ben ne demiştim size Trabzonspor için? Alınacak oyuncular ya sözleşmesinin bitimine 6 ay kalmış ucuza alınacak oyuncular ya da biten oyuncular olacak. Hele bu kur yükselmişken de zaten uçup kaçmaya gerek yok. Yani ki Yunan oyuncunun bu yüzden ben gelmesine zor olduğunu söylüyordum. Yani öyle şey değil ya, beğenmediğimden de Yunan oyuncuyu masa arası beğenmeyen utansın. Fakat hem 7,5 milyon euro güncel piyasa değeri, Avrupa Ligi'nde de iş yapmış bir oyuncu. Yani bunu takıma katmak zor olur. Bunu geçtim yani değerini versek bile yani şu an Trabzonspor'un bir oyuncuya direkt olarak 3-4 milyon euro bonservis gömmesi bile kolay değil. O yüzden sanki bu Kolasinac transferi bitecek gibi arkadaşlar. Biraz teknik özelliklerine geldiğimizde de en öne çıkan özellikler arkadaşlar atletikliği, hızlanması, dribling özellikleri çok iyi.
Yani bunları zaten biraz şeylerine baktığımızda da biraz da Çin Ligi verilerini okuduğumuzda da bunu anlayabiliyoruz. Çin Ligi'ni çok yakından takip eden scout arkadaşlarımız var. Onların uygulamaları var. Oradan baktığım veriler bunlar arkadaşlar. Öyle net şekilde bir bitirici diyemeyiz. Yani gol kaçırma orayı şeyi fazla. Yani pozisyona girip onu sonuçlandırması çok yüksek değil. Fakat içeri girip attığı şutlar, devamlılığı, yani devamlılıktan kasıt pozisyon takibi. Ayrıyetten de fırsatçılığı çok öne çıkıyor. Ama oyun bilgisi zaman zaman sıkıntı yaratıyor. Yani saçma sapan şeyler niye yaptı diyebiliriz. Yani klasik aslında siyahı pırpır fiziksel gücü öne çıkan işte Onyekuru, Geri Rodriguez gibi küçük eklemelerle daha iyi bir potansiyel ulaşabilecek bir oyuncu gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani ben Trabzonspor için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Çift ayaklı olması da büyük etkin. Yani Jenner'den şey yanı biraz daha Jenner'den, yani Jenner de yavaş bir oyuncu değil. Jenner'den biraz daha hızlı. Jenner'den biraz daha net yani kanat bir oyuncu diyebiliriz. Jenner'i Santrafor'da fena oynamıyor. Ama Janini gibi solda, sağda, santraforda da oynayabilecek bir oyuncu ki Abdullah Avcı böyle oyuncuları sever. Tekrar diyorum, teknik, sürat ve fırsatçılık var ama devamlılık konusunda ve oyun içindeki düşüşlerde ön plana çıkan bir oyuncu. Bunları da es geçmeyelim. Devam edelim arkadaşlar. Maaş konusunda şu an net bir adım yok. Oyuncuyla zaten şere dert edilmişse, Trabzon'a geliyorsa büyük ihtimalle zaten maaş konusunda da anlaşılmış bir oyuncu. Koyasi. Çok yüksek bir maaş alacağını düşünmüyorum. Yani zaten Trabzonspor'un biliyorsunuz maksimum yabancılara verdiği para belli. Ha, onun yanına ne eklenebilir? İmza parası tabii ki de eklenebilir. Yani şu an mesela Wuhan'da aldığı paraya bakıyorum. Wuhan'da aldığı para maksimum mesela Çin Ligi'nde şu an bir veri var karşımda. 2000 yılında tabii 2020'de baktığımda 1 milyon 196 bin euro almış Wuhan'da. Yani arkadaşlar maksimum bu kadar olan bir oyuncu. Çin liginde bile bu kadar olan bir oyuncu. Trabzon'da diyelim 1.300. Yani Koita'nın maaşı kadar alır maksimum. Ben öyle düşünüyorum. Ki yani 23 yaşında aldığı maaş buydu. Oyuncu bir yani 94 doğumlu. 27 yaşında. Yani burada bir iki sene oynayıp gelir de elde edebilecek bir oyuncu. Biliyorsunuz kadro biraz yaşlı. İlerleyen yıllarda da verim verebilecek bir oyuncu olacak bence. Yani bu açıdan ben transferin iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ayrıca de Koyasi Instagram üzerinden Trabzonspor'a takibi aldı. Hatta Cervinho'yu da takip aldı. Zaten Filiş'i sahilli. Aynı bir takımda oynuyorlar. Koyasi Filiş'in bir takımında 6 kere oynadı. Biraz az oynadı. Bir golü var ama ben Trabzonspor'a geldikten sonra bu sayının artacağını düşünüyorum. Ayrıyetten de yani Instagram postlarına da like atmaya başlamış Koyasi. Tabii bunlar biliyorsunuz yani menajerlik, oyuncu faaliyetleri açısından yani dedikodu işler fakat bilgileri biz size aktarmaya devam edelim. Ayrıyetten de Mbia biliyorsunuz Trabzonspor seviyeden kadrosuna katmıştı. Mbia'yla da takım arkadaşlığı da yapmışlığı var Çin'de. Bunu da söyleyelim. Kesinlikle Trabzonspor hakkında da net bilgi almıştır. Toparlamak gerekirse güncel piyasa değeri 2,2 milyon euro. Üçüncü bölgede her alanda oynayabilen bir oyuncu. Asıl rahat ettiği mevki sol açık. Dar alanda seri, bir an önce hücumu düşünen bir tarzı var. İki ayağında hakim. Hızlı, güçlü oyuncu. Skorer bir oyuncu ama aynı zamanda servisçi de bir oyuncu. Bu kadar artı sayıyorum. Eksileri de devamlılığı, maç içinde zaman zaman düşüşleri, saçma sapan yaptığı hareketlerde eksi olarak sayabiliriz Koyasi için. Fakat Türkiye Ligi için hani belirli kodlar var ya şampiyonluğun ya da başarılı olan oyuncuların kodları. Ona uyan bir tipte oyuncu diyebiliriz. Evet arkadaşlar sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Ne diyorsunuz Koyasi için? Ben bu transferi olumlu olarak görüyorum. Keşke sağ açık profilli bir oyuncu olsaydı ama Türkiye Ligi için ben her şekilde olacağını düşünüyorum. İlerleyen yıllarda Vakayeme sonrası da performans verebilecek bir oyuncu olduğunu da düşünüyorum. Yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.